Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce paragraflar konusu anlatmıştım. Yine örnek bir paragraf çözümü yapacağız. Bugün sizlere 2013 yılından bir paragrafın çözümlemesini yapacağız. Öncelikle daha önce söylemiştim. Paragraf sorularında biz soru köklerine bakıyoruz. Paragrafın kesinlikle genelini anlamaya çalışıyoruz demiştik. Pasajda açıkça belirtiliyor. Neymiş? Diyor ki ilk çiftçiler pirinç üretimini tercih ettiler. Şundan dolayı ilk çiftçilerin pirinç üretimini tercih etmesinin sebebini soruyor bu soru direkt. 33. sorumuza baktığımızda ilk zamanlarda pirinç demiş. Pirincin tarihinden bahsedecek gibi duruyor. İlk çiftçiler ilk zamanlar. Ve pasajın demiş best title. Best title sorduğu zaman burada heading de kullanabiliriz. Bilhassa eski sistem Keok'ta heading lafını çok kullanıyorlardı. Başlık anlamında kullanıyoruz. En iyi başlık ne olabilir diye. Pasaja bir bakalım. Demiş ki orijinal olarak Çin'de yetiştirilen pirincin en ambrof birçok demek. Many ile eş anlamlı çoğul kelimeyle kullanılır. Birçok diyor niteliği vardır. Dert açıklamış. İlk çiftçilere onu attractive, cazip yapan birçok özelliği vardır. Bu birinci sorumuzun cevabı gibi duruyor şu kısımdan itibaren. O demiş, diğer domesticated evcil anlamında kullanıyoruz. Böyle tahıllar için kullandığımızda ilk içinde yetiştirilen anlamında kullanabiliriz. Diğer ilk tahıl, ülke içinde yetiştirilen tahıl ürünlerinden daha fazla ürün veriyordu. Ne gibi? Buğday ve arpa gibi ülke içinde yetiştirilen ilk tahıllardan daha fazla ürün veriyordu. Yiyotumuzu üretmek, ürün vermek anlamında tahıllar için çok kullanıyoruz. Okey. Demek ki birinci faydası diğer ürünlerden daha çok ürün vermesiymiş. Onun tohumunun düşük nem içeriği kolay bir şekilde kurumasını ve uzun süre depolanmasını mümkün kılıyordu. Ve tohumlar berelenmeye, çürümeye, ruiz kelimemiz var burada. Çürümek demek, rotla eş anlamlı ve dikeyle eş anlamlı çürümek. Çürümeye karşı direniyordu, dayanıklıydı ve kolay bir şekilde taşınıyordu. Ulaşımı yapılıyordu. Şöyle büyütelim biraz. Pirinç üretimi yavaş yavaş Asya'nın doğusundan yayıldı. Büyük olasılıkla tesliyet, kolaylaştırmak. İlk Persler, İranlılar tarafından kolaylaştırıldı. Hemen bir huz görüyoruz. Relative clause'umuzdur. Persler açıklıyor. Aitlik var. Persilerin imparatorluğu. İmparatorluğu Orta Asya'dan Batı Avrupa'ya kadar yayılan eski İranlılar tarafından bunun taşınması kolaylaştırılmış büyük olasılıkla. Okey. Eski Yunanlılar için o pahalı bir ihracat ürünüydü. Günlük besin ürünü değildi. İthalat, pardon. Export, ihracat, import, ithalat. İlk olarak Britanya sunulduğunda, tanıtıldığı zaman pirinç demiş, ilaç olarak değer gördü. Pirinç Amerika'ya 1650'lerde ulaştı. Yine büyük ihtimalle most likely ticaret gemilerinde kimler tarafından? Afrikalı köleler tarafından Amerika'ya ulaştı. Ve o bir yüzyıl içerisinde Carolinas'ta büyük bir nakit para ürününe dönüştü. Turn into, dönüşmek demek. Making to, change into. Bunların eş anlamları. Convert into'yu da kullanabiliriz bu anlamda. Ve transform into'yu da aynı şekilde bu anlamda kullanabiliriz. Yakın zamanda pirinç Güney Amerika, Amerika'nın güneyinde, Güney Amerika'da büyük ölçüde yetiştirildi. Şimdi günümüze geçti. Günümüzde o zaman şu kısma kadar olan yerden şuradan sonra gelecek. İlk zamanlarda pirinç diyordu. Günümüzde pirinç dünyanın nüfusunun yaklaşık yarısı için bir günlük besindir.
8.000'den fazla çeşidi geliştirilen, genetiği değiştirilmiş çeşitler de dahil, 8.000 çeşidinden fazla geliştirilen o pirinç, diyor ki yerel ve dünya piyasasında bir ürün olarak ticareti yapılmaktadır. Okey. Doğru bir paragrafımız değil. Pirincin ilk zamanlardaki çiftçileri niye cazip ettiğiyle başladık. Daha sonra nerede üretilmeye başladı, nerelere yayıldı, kimler tarafından yayıldı bunlardan bahsettik. Ülkeler arasında bazı değerlerine değindik. Yunanlılar için pahalı bir ithalat ürünü olduğundan, İngiltere'de ilaç olarak değer gördüğünden. Son olarak da arkadaşlar, son kısımda günümüzle ilgili ufak bir detaya değindik. İlk çiftçiler pirinç üretimini tercih ettiler. Neyden dolayı? Şurada ezimiz bir koz anlamında demiştik. Buğdaydan daha besleyici. Hayır, buna değinmedik hiç. Diğer tarım ürünlerinden daha az maliyetliydi. Maliyetine değinmedik. Miktar olarak boldu ve kolay bir şekilde korunabiliyordu. Buna bir tik koyalım. Çünkü burada çürümeye karşı dayanıklıydı dedik. Daha çok ürün veriyordu dedik. Demek ki şunun ikisini tek cümlede toplamışlar. C şıkkımız miktar olarak bol ve kolay bir şekilde korunuyordu demiş. Dursun. Diyor ki onların demiş geliri için temel kaynaktı. Böyle bir şeyden bahsetmedik. Dedik ki herhangi bir toprakta yetiştirebiliyordu. Kesinlikle bunlar yanlış bilgiler. Cevabımız Ceyhan şeklinde olmalı idi. 33. sorumuza baktığımızda ilk zamanlarda pirinç eski İranlılara ve Afrikalılara borçlu ov fiilimiz var. Çok borçlu. Neyi borçlu? Bu ülkenin dünyanın farklı yerlerine yayılmasını borçlu. Dursun bakalım. Çünkü yayılmasında İranlılar yaymıştı. Bir de Afrikalı köleler aracılığıyla Amerika'ya geldiğini söylüyordu. Buna bir tik koyalım. Soylu insanlar için Yunanistan'da ve İran'da temel yemekti demiş. Pahalı olduğuyla ilgili bir cümle söylemiştik. Pahalı olduğu yer Yunanistan'da ama İran dememiştik biz buna. Şu kısım bozdu. Demiş ki tıbbi özelliklerinden ziyade Britanya'da bir mal mülk olarak satıldı. Britanya'daki değerine bakalım neydi? Orada direkt medicine olarak kullanılmıştır. Rather than bozuyor burada da. O zaman bunlar gitti. Çiftçiler için demiş yemeğin bir parçasıydı ve İran'daki işçiler ve çiftçiler için yemek parçasıydı. Hayır, böyle bir şey demedik. Onlar Amerika'ya getirilene kadar Afrikalı köleler tarafından bilinmiyordu. Tam tersi onlar buraya getirmişti. O zaman cevabımız yayılmasını İranlılara ve Afrikalılara borçlu diyen Adana şeklinde olmalı idi. En iyi başlığımızı sorduğumuz zaman dünya çapında pirinç satışları geçiyorum. Geçmişten günümüze pirinç cuk diye oturur diye düşünüyorum. Sağlıklı bir yemeğin anahtarı olan pirinç? Hayır. Genetiği değiştirmiş tehlike olan pirinç? Hayır. Asya'daki pirinç ekimi üretimi? Hayır. Cevabımız geçmişten günümüze pirinç şeklinde olmalıydı. Geçmişten başladık. En son günümüzde ile ilgili biraz detay vererek bitirdik. Bu da bu ifadeyi karşılar. Evet arkadaşlar, videomu burada sonlandırıyorum. Videolarımın devamı gelecek. Kanalıma abone olursanız oradan takip edebilirsiniz. İyi akşamlar.